Giyilebilir, takılabilir, taşınabilir veya sabitlenebilir her türlü akıllı teknoloji hakkında ipuçları paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta tam da sizden gelen taleplerden sonra Google Wear OS yüklü Samsung Galaxy Watch 4 ve 5 serisi Ekim ortasında One UI 4.5 sürümüne güncellendi. Ben de oldukça güzel yenilikler eklendiğini fark edince en çok beğendiğim 8 ipucunu sizler için bir araya getirdim. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. İpuçlarına geçmeden önce kullandığım saat geçen sene aldığım Galaxy Watch 4. Dolayısıyla bahsedeceğim bütün maddeler hem geçen seneki hem de bu seneki Watch modellerinde kullanılabiliyor, bilginiz olsun. Bir de akıllı saatinizin mevcut sürümünü veya güncellemeyi kontrol etmek isterseniz önce ayarlardan en altta bulunan saat hakkında sekmesine, sonra da yine aşağıdaki yazılım bilgilerine giriyorsunuz. Ben de gördüğünüz gibi son One UI Watch sürümü olan 4.5 yüklü. Eğer sizde burası hala güncellenmemiş görünüyorsa da bir önceki ekranın en altından yazılım güncellemesi sekmesine girebilirsiniz. Tabii bu aşamada Wi-Fi'nin açık olması gerektiğini de unutmayın lütfen. Ya da aynı işlemleri yine aynı sırayla telefonunuzdaki Wearable uygulamasından da gerçekleştirebilirsiniz. Başlangıcı her akıllı saat güncellemesinde öncelikli olarak kontrol ettiğim arayüz tasarımlarıyla yaparsak kinetik sayılar, profesyonel analog, bilgi panosu, çiçek bahçesi, renkli geçişli sayı ve çakıl taşları olmak üzere 6 adet yeni saat şekli eklenmiş. Arada beğenmediklerim gözden kaçmamıştır umarım ama artısıyla eksisiyle fark ettiklerim bunlardı. Bir de tabii ki listede de bunların isimleri bulunuyordu. Hepsinin kendi içerisindeki renk, saat tipi ve hala buranın adı neden böyle anlamıyorum ama karmaşıklık, yani uygulama göstergelerinde değiştirebiliyorsunuz. Ama benim fark ettiğim asıl yenilik bu bölümdeki bilgi hanesi türü oldu ve bu sekmeden göstergeleri ya direkt düz sayı şeklinde ya da grafik şeklinde belirleyebiliyoruz. Bence oldukça şık bir yenilik olmuş ama maalesef bilgi hanesini sadece sayı olarak belirlerseniz bu durumda gösterge alternatiflerinde sadece egzersiz seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Benim buradaki favori şekillerim de ferah, bilgi panosu, profesyonel analog ve dijital neon oldu. Hava durumu merkezi şimdilik sadece ilgimi çekmeyi başarabildi çünkü hava güneşli olduğundaki animasyon bana çok cazip gelmedi. Ama yağmurlu veya karlı havalarda daha dikkat çekici bir hale bürünürse belki o zaman da kullanabilirim. Kamera uygulamasında artık fotoğraf ve video çekim modları arasında geçiş yapabileceğimiz güncelleme metni içerisinde belirtilmiş. Bu arada tüm bu yeniliklerin listesinin bulunduğu bu adresi açıklamalara ekledim. Merak edenler gidip inceleyebilirler. Ancak kamera uygulamasındaki bu özellik bende hala aktif değil. Muhtemelen ilerleyen günlerde yayınlanacak ek güncelleme paketleriyle bu özelliği de kullanabileceğiz. Diğer taraftan telefonda farklı çekim türlerine geçtikçe saatte de aynı değişiklik gerçekleşiyor ve yine uzaktan çekim modunu aynen eskiden olduğu gibi kullanabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Devam etmeden önce içeriklerimi takip ederken, faydalandığınızı da düşünürken, hala abone olmadan izleyen şu %90'ın içerisinde bulunuyorsanız artık lütfen şu elemanın direktiflerini takip edin lütfen. Teşekkürler. Samsung Watch'ların yerleşik klavyesinde artık giriş modu ayarlarını ekranı yukarı doğru sürükleyerek mikrofon, çizerek yazma, emoji, T3 veya QWERTY klavye, numerik klavye arasında geçişler yapabiliyoruz. Hatta yazdığınız metni direkt silebileceğiniz çöp kutusu yanında klavye ayarlarına ulaşabileceğiniz menü bile buraya eklenmiş. Mikrofonda her zaman olduğu gibi Türkçe dil desteği hala yok. Diğerleri ise bence ulaşılması daha kolay ve pratik hale gelmiş. Ama bence Samsung klavyeye eklenen en önemli özellik kaydırarak yazdırma opsiyonu olmuş. Bunun için klavye ayarlarını girdikten sonra ortalarda klavye kaydırma kontrollerini açmanız gerekiyor. Ama bu özelliği sadece QWERTY klavyede kullanabileceğinizi de unutmayın lütfen. Benim parmaklarım biraz kalın olduğu için kaydırma sırasında harflerin yerlerini net olarak göremiyorum. Bu nedenle de biraz zorlanıyorum. Ama sizler belki bu özelliği daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayarlarda
Alarm uygulaması da güncellenmiş ve artık saat üzerinden alarmlar oluşturabiliyoruz. Oluştururken haftalık tekrar, alarm adı, ileri tarihe ayarlama, alarm sesi ve duraklatma seçenekleri gibi düzenlemeleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde telefonda bulunan alarmları da görebiliyor ve istersek açıp kapatabiliyoruz. Ancak telefon alarmları saat alarmları kadar özelleştirme seçeneğine buradan sahip değil. Zaten ihtiyacımız da yok. Ses kayıtları uygulamasını önceden kullanmadığım için emin değilim ama buraya ses kaydı aldığımızda önceden telefonla senkron olmuyormuş. Yeni sürüm ile beraber artık ses kayıtları tamamlanır tamamlanmaz akıllı telefona da aktarılıyor. Android dünyasında bu tip cümleleri pek kullanmayız ama geç kalmış özelliklerden biri olduğunu da eklemem gerekiyor. Benim gibi yakını görmekte zorlananlar için son derece faydalı bir başka geç kalmış özelliğe ayarlar ekran menüsünün en altındaki yazı tipi sekmesinden ulaşabilirsiniz. Buradan hem yazı tipini genel anlamda kalınlaştırabilir hem de yazı boyutu 4 derece arasında büyütüp küçültülebiliyor. Benim tavsiyem orijinal olan 2 yerine 3. kademeyi kullanmanız. Çünkü 4'e yükseltilince yazılar gereksiz büyüdüğü için bu sefer de okunması zorlaşıyor. Orta karar olan 3 bence iyidir ama eminim ki aranızdan bazıları direkt ilk kademeye çekip küçük ekranda daha fazla yazı görmeyi de tercih edecektir. Eskiden saatin şarjını görebilmek için hızlı paneli aşağı indirdiğimizde pil göstergesinin görünmesi için ekstra bir süre beklemeniz gerekiyordu. Ancak şimdi artık aşağı indirir indirmez pil seviyesini görebiliyor, hatta aşağıdan da direkt tarih bilgisine ulaşabiliyoruz. Evet, bu bölümü Samsung Galaxy Watch içerisinde bulunan One UI arayüz yazılımının yeni sürümüne eklenen özellikleri konuştuk. Ama yakın zamanda bir de Instagram, YouTube veya Facebook gibi uygulamalara da Samsung Watch serisinden bağlanabilmenin yollarını sizlerle paylaşacağım. Bu nedenle takipte kalmaya devam ederken kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknolojik videolarda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sonra da yine en alt... Sonra yine aşağı... Hepsinin kendilerinden... Maalesef bilgi hanesinin sadece... Değil. Muhtemelen T3 klavye veya QWERTY klavye ve numerik klavye... Ve numerik klavye... Ve numerik akıllı telefonlara da aktarılabilir... Yazılar gereksiz anlamda...